Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde bir array'in integer array olduğunu varsayarak maksimum elemanını bulmaya çalışmıştık. Şimdi bunu pazar listemize uyarlayalım. Birazcık pazar listemize uyarlayışımız açısından birazcık değişik olacak belki. Fakat stringleri karşılaştırırken böyle büyüktür küçüktür ifadelerini kullanamıyoruz. Şimdi burada en büyük integer yerine string olacak artık. Fakat gördüğünüz gibi burada String üzerinde bu operatörü, büyüktür küçüktür operatörünü kullandığımız zaman bize bir hata verdi. Böyle bir operatörü burada kullanamazsınız diyor. Listenin ikinci elemanı bir string olduğu için noktasını koyarak bu objenin, string objesinin metotlarını görebiliyoruz. Ve stringleri karşılaştırırken compare to adlı bir metot var. Burada daha fazla, daha doğrusu bir dakika yanlış bastım. Şimdi kontrol boşlukta compare to'yu kullanalım biz. Compare to var, bir de compare to ignore case var. Bir tanesi büyük küçük harf farklılıklarına aldırmıyor. Biz compare to ignore case'i kullanacağız. Çünkü hani bizim açımızdan hani listeyi düzgün yazdıysak çok farklı olmayacak büyük küçük harf farkının. Fakat diğerinde büyük harfler küçük harflerden büyük veya küçük olabiliyor. Ama ignore case dersek eğer büyük A ile küçük A'nın sayısal değerleri, sıralama değerleri eşit olacak. Şimdi burada bizden bir argüman istiyor. Yazacak olduğumuz string'den büyük mü küçük mü olduğunu karşılaştıracak compare to ignore case. Şimdi böyle yaptığımızda compare to ignore case'i daha ayrıntılı bakmak istersek öyle bakamıyorduk tabii ki. Nasıl yapalım? Aslında bazen burada tamamlamaya çalışırken üzerine geldiğimizde gösteriyordu ayrıntılı bir şekilde ama şimdi daha doğrusu şöyle yapıyorduk galiba. Bozduk iyice. Compare to dedim. Her neyse, biz ignore case'sini kullanacaktık. Şimdi bunun açıklamasını göstermeye çalıştım ben aslında. İsterseniz şöyle bir tane sayfa açıp da göstereyim. Compare to ignore case'in ne durumda ne döndüğüne bakmak istiyor olacağız. Çünkü hani bu metodun tanımını görmeden, nasıl bir kullanımı olduğunu görmeden kullanmamız zor. Böyle diyelim, Java diyelim. Zaten bize işte daha doğrusu şöyle Java'nınkini açalım. Yanlış yere gittik. String class'ın metotları ve burada da compare to ignore case nerede? Burada. Bastığım zaman metodun açıklamasına gidiyor. Bakalım. İki string'i işte alfabetik olarak karşılaştırıyor. Ne döndüğüne bakacaktık biz. Returns a negative integer 0 or a positive integer demiş. String'in büyük olması durumunda. Şimdi bakalım. Specified string is greater than ise eğer pozitif, pardon, negatif bir integer. Eğer eşitse sözlük değerleri 0 veya daha düşükse pozitif bir değer dönüyor olacak. Yani bu durumda biz eğer şöyle dersek, buraya da tabii en büyük yazıyorduk. En büyükle listenin o anki elemanını karşılaştırıyoruz. Eğer bu sıfırdan büyükse büyük olan şuradaki eleman olacak sanırım. Bunu bir kontrol edelim biraz sonra. Tam emin değilim. Karşılaştırmalarda kontrol etmekte birazcık fayda var. Bu durumda hani karşılaştırmayı string'e çevirdikten sonra en büyüğü bulma işlemi tamam, sorunsuz durumda şu an için. Şimdi biz bu for örnek kısmına bir geri gidelim. Şimdi ekmek su ekliyorduk. Bir şeyler daha yine ekleyelim. Hep de gofret ekliyoruz. Bir kere de patates ekledim mesela. Silme işlemini yapmıyoruz. Listeyi de yazdırmayalım. Sadece tek bir şey yazdıralım ekrana. O da listenin max'ı olsun. Bunu yazdırmak için de yine system outprint elan kullanıyor olacağım. Max'ı alıp doğrudan. Gördüğünüz gibi buraya bir fonksiyon yazdım. Bu fonksiyon çünkü bir string değeri döndürecek bana ve bu string'i ekranına yazdırmak için kullandım sistem outprint edeni. Su geldi.
Bakıyoruz SŞTV'ye de daha sonraki harflerden herhangi bir şey yok. Gerçekten de su listenin max'ı diye düşünebileceğimiz en son elemanı. Yani bu durumda şunu kapayalım, yanlış açmıştık. Pazar listesine baktığımız zaman eğer liste i elemanı en büyükten daha büyükse compare to ignore case pozitif bir değer dönüyor. Bu fonksiyon bu şekilde çalışıyor ve biz bunu karşılaştırmayı yapmak için kullanmış olduk. Max'ı bulmak gibi mini bulmak da lazım olabilir bazen. Minimumunu bulmak. Buna da min diyelim. Burada yaptığımız tek bir değişiklik var. Ne yapıyoruz? En büyük sıfırdan, bu sefer en büyük değil tabii. En küçüğü kullanıyor olacağız. En küçük diyelim. Ve en büyük yazan her yere en küçük yazalım. En küçük, tamam, baştaki eleman en küçük dedik. Daha küçük bir elemanla karşılaştığımız zaman en küçüğü değiştireceğiz. Bu durumda sıfırdan büyük değil de sıfırdan daha küçük olacak. Compare to ignore case metodunun sonucu. Burada listenin max'ını yazdırdığımız gibi bir de min'ini yazdıralım. Bir de mesela biraz daha karmaşık olsun diye su dedik mesela. Bir de sucuk diyelim. Sucuk daha büyük olacak sudan. Mesela burada bir de şey diyelim. Ne diyelim? Bir şey bulamadım. SA'lı bir şeyler olsun diye dedim. Salep olsun mesela. Yani burada hani ilk harfe göre değil de sadece ilk harfe göre değil de diğer harflere göre de karşılaştırma yaptığını göstermek için yaptım. Yani SU'lar aynı. Gerisine bakıyor. Eğer gerisinde başka harfler varsa o eleman daha büyük değere sahip olmuş oluyor. Şimdi çalıştırdığımızda max sucuk, minimum da ekmek olmuş oldu. Bu durumda. Şimdi elemanların maksimumunu ve minimumunu bulabiliyoruz. Ve şöyle bir mantık geliştireceğiz ilerleyen derslerimizde. Bir dizi eleman için maksimumunu bulup sona yazarsam, sonra daha küçük bir alana bakıp oranın maksimumunu bulup sona yazarsam, her seferinde böyle eriği küçülte küçülte maksimumlarını sona yazarak ilerlersem, sonuçta sıralanmış bir array elde edebilirim. Bu şekilde bir mantık üzerinden gideceğiz ilerleyen derslerimizde. Fakat bir noktada bizim array'in iki elemanını yer değiştirmemiz gerekebilecek. Ondan kolay ne var diyebilirsiniz. Mesela işte şurada iki isterseniz metodu da yazalım hatta. Public void. İki elemanın yer değiştirme işlemini swap diyorlar genelde. İngilizcesi hani bu şekilde yazalım ki hani internette de rastladığınız örnekler olursa oradan işte bu bizim swap metoduydu diyebilirsiniz. İki elemanın aralarında yer değiştirmesini sağlıyor. Tamam. Basit diyor olabilirsiniz. Listenin burada tabii iki indeks verdik. İ birinci indekse İ ikinci indeksin elemanlarını yer değiştiriyoruz. Tamam dediniz mesela. İ bire İ ikinci indeksteki elemanı yazacağız. Sonra da tam tersini yapacağız. İ bire İ ikincisini yazacağız. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Bu iki işlem hani aynı anda değil de sırayla yapıldığı için birinde diyelim A var, birinde B var. A olan yere gittik biz, B'yi yazdık. Sonraki satırda da bunun yerine bunu yazacağız. B yerine yine B yazdık. Bu durumda indekslerden bir tanesindeki elemanı kaybettik. İki indekse de aynı elemanı yazmış olduk. Bu biraz swap değil de daha çok kopyalama oldu. Demek ki İki elemanı aralarında yer değiştirmek istiyorsak bir tane daha fazladan değişkene ihtiyacımız olacak. Genelde buna geçici olduğu için temporary falan derler. Hatta bu tarz kodlarda mesela TMP olarak kısaltılarak yazarlar genelde. Şimdi biz neyi kaybetmek istemiyoruz? i1'e tamam, i2'dekini yazacağız. Ama i1'deki değeri de kaybetmek istemiyoruz. Türü string olduğu için burada string diyorum. Integer
olduğu zamanlarda mesela integer diyecektik. Liste 1'deki elemanı kaybetmek istemiyoruz. O yüzden geçici olan, temp olan bir yere atadık önce. Yani bu durumda AB vardı. A'yı aldım, şuraya sakladım. Şu satırda tamam. B'yi A'nın yerine yazdım. B'nin eski yerine de yine B'nin tekrarını yazmak yerine bu sefer yukarıda temp'e aldığım A'yı alıp B'nin yerine yazıyor olacağım. Java buradaki lokal olarak belirtilen değişkenleri yani string temp'i kullandıktan sonra bu metot bittiğinde string temp'e ihtiyaç duymayacağı için bu kopyayı elden çıkarıyor. O konulara daha sonra değineceğiz zaten bunlara biraz daha detaylı baktığımızda. Fakat hani her swap'te yeni bir değişken üretiyoruz gibi düşünmeyin diye bunu yaptım. Bu değişken hani her seferinde farklı bir değişken olup bu metot sonrasında da bizim hani ilgi alanımızdan çıkmış oluyor. İki elemanı aralarında yer değiştirmeyi gördük burada. İki elemanı aralarında yer değiştirmek için bir üçüncü ekstradan yere ihtiyacımız var. Çünkü hani bunu şöyle düşünebilirsiniz. İki bardağınız var. İşte birinde farklı bir içecek, birinde farklı bir içecek var. Bu içeceği işte birinde kola, birinde Fanta olsun, hadi örnek olsun. İkisi de doluyken içecekleri bardaklar arasında yer değiştirme işlemini yapmak için ekstradan bir bardağa ihtiyacınız olacak. Yani önce birini ona boşaltın, onu ona, sonra da öbürünü geri boşaltın işlemini yapabilmeniz için. Şimdi hani swap'i biliyoruz. İki elemanı yer değiştirebiliyoruz aralarında. Bir array'in en büyük elemanını bulabiliyoruz, bir array'in en küçük elemanını bulabiliyoruz. Önümüzdeki derste bunun üzerinden giderek yeni bir şey oluşturacağız. Bir array'in elemanlarını sıralamak için farklı yöntemlerden bir tanesini göreceğiz. Şimdi yine böyle sayılardan oluşan bir array'imiz olsun. Biz bunu string'lerle yapacağız ama pazar listesi gereği. Ama şimdi hani örnek daha basit olsun diye sayılardan bahsedelim. Hatta bu sayılar neyse. Şimdi bu array'in tamamını bizim karmaşık array'imiz yani sıralanmamış array'imiz. Bir de biz burada sıralanmış array var diye düşünelim altta. Üstteki elemanlardan, array'den maksimumunu buluyorum. İlerledim, maksimum 6. 6 dönecek. 6'yı aldım, buraya koydum. Burada da 6'yı sildim diyelim. Şimdi hani program gibi düşünmeyin. Elle yapıyorum. Üstteki array'in maksimumlarından bir tanesine 5. İlk 5'i alayım mesela. Aldım. Diğer listenin başına ekledim. Maksimum ne? 5. Diğer listenin başına ekledim. Maksimum 4. Aldım bunu diğer listenin başına ekledim. Maksimum yine 4. Aldım bunu diğerinin başına ekledim. Maksimum 3. Biraz fazla elemanlı yapmışız ama her neyse. Aldım, ekledim. 3'ü yine ekledim. İkiler için de aynı işlemi yaptım. Bunu tekrarladığım zaman gördüğünüz gibi her seferinde array'in belli bir kısmına bakıp da oradaki maksimumları ayrı bir kısma yazdığımda gördüğünüz gibi sıralanmış bir array elde ettim. Bunu tabii hani tek bir array üzerinde de yapabilirdik. Bu durumda ne yapardık? Maksimum buldum. Maksimum 6. Maksimumla sondaki elemanın yerini değiştireceğim. Yani az önceki swap'i kullanacağım. 6'yı buraya yazacağım. 4'ü buraya yazacağım. Şimdi daha küçük bir array'e bakıyorum. Bu array'in maksimumunu bulacağım. Maksimum 5. Onu şuraya yazacağım. Yani 5 ile 2 yer değişmiş olacak. Gördüğünüz gibi böyle de sıralanmış olacak array'imiz. Bu şekilde bir düşünceyi kullanarak array'leri sıralamayı görüyor olacağız. Bir sonraki dersimizde ve burada yazmış olduğumuz swap metodunu kullanacağız ve minimum ve maksimum bulma metotlarımızın mantığını kullanıyor olacağız. O sıralama algoritmamızın içerisinde. Sıralama oldukça önemli bir konsept aslında. Birçok şeyi sıralamamız gerekiyor olabilecek ileride. Onu da bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.